Selam herkese. Hobi işleri arkadaşlarım. Şimdi karşınızda böyle tığ kutusu dediğimiz bu model örgünün nasıl yapıldığını size anlatacağım. Bakın burada kullandığım bu örnek için yani kullandığım renk dizilişi bu. Mint yeşilden başladım. Bu şekilde sıraladım buraya kadar. Bu renk cümbüşünü istediğiniz kadar farklılaştırabilirsiniz. İplerimiz tabii ki akrilik örgü ipi. Hepsinin zaten kalınlıkları birbirine benzemekte. Burada kalınlık numaraları yok bunların. Kullandığım tığ 3 numaralı bir tığ. Bir tane de makasa ihtiyacımız olacak. Çünkü burada kenarlarda renk değiştirdiğimizde bol bol kesmeler yapacağız. Sonra en son zaten bunları isterseniz örgünün içinde saklayabilirsiniz bu uçları. Şimdi başlayalım. Bakın ilk ben mint yeşiliyle başladığım için bu bizim mint yeşilimiz ve diğer renkleri kenara koyalım. Gelin şimdi nasıl başladığımıza bakalım. Şimdi burada 3 tane motif olacak şekilde zincir yapalım. Yani bir tane motifimiz 7 tane zincir üzerine kurulduğu için bize 3 tane 7 gerekiyor. Bu da ne yapıyor? Bize bakın şimdi ipimizi aldık ve buraya 27 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 tane zincirimizi yaptık. Şimdi bakın, tığıma ip aldım ve zincirleri sayıyorum. Geriye doğru 4. zincire batıyorum. Bir gevşek görmeye çalışın. Burada bir tane ikili trabzan yaptım. Ama bu zincirin içine 10 kere batacağım ve 10 tane toplamda ikili trabzan örmeliyiz. Ama ilkinde 5 tane zincir, pardon, 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir ve yine 5 tane ikili trabzan yaparak burayı dolduruyoruz. Şimdi ilk bu zinciri saymıyoruz. Sadece trabzan yaptıklarımızı sayıyoruz. 2, 4, 5 tane olmuş. Bir tane zincir dedik. Ve yine 5 tane trabzan ile burayı dolduruyoruz. Burada 3 tane motif olacak şekilde hazırladık zincirimizi. Bakalım kaç tane oldu? Bir tane daha gerekli. İşte şimdi tekrar zincirimize bakıyoruz. Dördüncü zincirimize batacağız. Bu da burası. Battık. Bir tane sık iğne yaparak burayı birleştiriyoruz. Tekrar tığıma ip aldım ve sayıyorum. Dördüncü zincire batacağım. 2, 3, dördüncü zincir burası. Ve buraya aynı işlemleri bir daha yapıyorum. Bir kere 5 tane ikili trabzan, bir tane zincir çekip tekrar 5 tane ikili trabzan ile bu zincirin içini dolduruyorum. Bir tane daha ve şimdi dördüncü zincire batacağız. İşte bu. Bir tane sık iğne yaparak burayı bağladık. Bakın iki tane motifimiz hazır. Şimdi diğerini, üçüncüsünü de aynı şekilde yapalım. Bakın şimdi üçüncü motifi de yaptık. Şimdi bir tane zincir çekip çeviriyoruz. Burada yaptığımız şey şu.
Burada trabzan beline batarak sıramızı örüyoruz. Battık, sık iğne yaptık. Trabzan beline battık, sık iğne yaptık. Trabzan beline battık ve sık iğne yaptık. Bakın, şöyle ön yüzümüzden şuralarda böyle beline doladığımız nasıl belli? Görüyorsunuz. Çeviriyorum ve aynı şekilde sıra boyunca bunu yapacağız. Şimdi 5 tanesini sık iğne yaptık. Ortada bir tane zincir çekmiştik. Buraya da bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar batıyoruz trabzan belini ve bunu bu şekilde devam ediyoruz. Sonra bakın, çukura da geldik. Çukur kısmında da şu sık iğne yaptığımızın beline batıyoruz. Buraya da sık iğne yapıp devam ediyoruz. Bunu sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Burası bitti. Bakın şimdi böyle bir kabartma oldu. Kenarlardan kabartma oldu. Ama şöyle yaptığımızda da bakın ön yüzümüzde nasıl belli? Bizim buralara beline battığımız nasıl belli? Görüyorsunuz açık açık. Aynı şekilde bunu farklı renkle yaparsanız buraların başka renkte oluşup daha ilginç olacağını söylüyorum size örgünün. İşte şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Şimdi bağladık diğer sıradaki. Buraya 3 tane zincir yapacağız. Buraya bir tane trabzan yapacağız. 3 tane zincirden sonra tığımıza ip alıyoruz ve aynı yere tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekip bu arka tarafa bir tane zincir yapmıştık. Arka taraftaki bu bir tane zinciri batıyoruz ve sıramızı bağlıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekip yine böyle çukur yere yine arka taraftan batıyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Sonra yine aynı yere batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya 3 tane zincir, sonra bir tane zincir, ara zincirimiz var. Buraya batıp sırayı birleştiriyoruz. Sonra 3 tane zincir ve tığımıza ip alıp çukurdaki yere batıyoruz ve ikili trabzan, 2 tane zincir, bir tane daha ikili trabzan. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektik ve motifimizin ortasındaki ara zincire batıyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir ve batıyoruz. Sonra ikili trabzan, bir tane zincir çektik araya ve ikili trabzan. Şimdi buraya bir tane zincir çekip çevirelim.
tane daha zincir yapalım. Ve şunu yapacağız. Hemen buraya batıyoruz. Trabzanın başına. Bir tane zincir çektik. Tekrar battık. Birleştirdik. Sonra 1, 2, 3 zincirimiz vardı. Aynı işlemleri tekrar yapıyoruz. Burada buraya battık. Tekrar 3 tane zincir. Burada trabzan tepesine batıyoruz. 2 tane zincir. Trabzan tepesine batıyoruz. Yani bir alt sıradaki işlemlerin aynısını tekrarlayarak bu sıraya eklem yerlerine batarak buraya bu şekilde örüyoruz. Diğer sırada motifi yapmaya başlayacağız. İşte 1, 2, 3 örmemizi tamamlıyoruz. Yine 1, 2, 3 trabzan tepesine battık. Bir tane zincir yaptık. Ve şurada ikinci zincire batıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi 3 tane zincir yapalım. Çeviriyoruz. Buraya yarım trabzan yapacağız. Pardon, yarım motif yapacağız. Ama 5 tane trabzan ile. O yüzden başlıyoruz işte. Bu 2 tane sıra oluştu. Bakın 2 tane sıramız var. 2 tane sıraya birden batıyoruz. Sadece motifi yaptığımız yerlerde. 2 3 4 ve 5. Şimdi de yapacak olduğumuz şey, böyle eklerken bu sırada motifi yaptık. Ön sıradaki, bakın, buraya batıyoruz ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımıza ip aldık ve bakın diğer motifi yapacak olduğumuz üçgenimiz burada. İkisine iki sıra yapmıştık. İki sıraya da birlikte batıyoruz. Ve yine şimdi motifi hatırlayın nasıl yapıyorduk. 5 tane ikili trabzan. Böyle 5 tane ikili trabzanı yapıyoruz. 2 3 oldu. Dördüncüsü, beşincisi, sayıyoruz, bakın 2 4 5 bir tane zincir. Sonra buraya da diğer 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın 2 oldu. 3 4 ve 5. Şimdi birleştirmeyi yaparken ön sırada burada bir tane zincir çekmiştik. Tam ön sıradaki kısma batıyoruz. Yani motifin arka tarafında battığımız yer arkada kalıyor. Sadece birleştirirken iki motifi ön sıradakine batıyoruz. Tekrar tığıma ip alıyorum ve yine motif yapacak olduğumuz yere batıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine motifi dolduruyoruz. 5 tane trabzanımız ile. Üç oldu.
4, 5, bir tane zincir. Sonra diğer 5 tanesini yapıyoruz. Basit ve güzel bir örgü. Bakın bitti. Şimdi bu alt sıradaki motifin ön tarafına batarak bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bakın şimdi buraya da yarım motif yapacağız. Aynı nasıl başladıysak bu şekilde bitiriyoruz. Yarım motifle başlamıştık. Yarım motifle bitiriyoruz bu sırada. Sonraki sırada zaten birinci sıranın aynısı olacak. 3 oldu. Dört. Evet, bir de 5. Bakın 5 tane bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyoruz. Döndüğümüz yerde de ne yapıyoruz? Trabzan beline batıp sık iğne yapıyoruz. Trabzan beline batıp sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde çoğaltıyoruz. Bunu anlatmıştım size. Bu şekilde sıramızı, bakın sadece yaptığımız son trabzanlara batıyoruz. İki sıra var. O iki sıramız mesela burada görünmekte. O iki sıraya hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Onları ellemiyoruz. Ve örgümüzün ön yüzü de alt sıradaki gibi burada da oluşmaya başladı. Bakın. Burada beline battığımız kısımlar görünmekte. Burada da aynı şekilde beline battığımız kısımlar görünmekte. Şimdi sırayı bu şekilde bir tamamlayalım. Bakın sıramızı tamamladık örgümüzle. Şimdi tekrar başka ip taktık. Şimdi 3 tane zincir yapalım yine. 3 tane zincirimiz hazır. Örgümüzü çevirdik. Bakın örgümüzün ön yüzü bu. Tığımıza ip aldık. Çukur yere batıyoruz arka kısmından ve buraya ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyorum. Bir tane üçgen yapmaya çalışacağım ki burası bizim bu birinci sırada mint yeşilleri yaptığımızın aynısını burada yapacağız şimdi. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve motifimizin tepesine batıyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 deyip tığıma ip aldım. Ve çukurun ortasına battım. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sonraki sırada bunun tam aynısı. Üzerine bir kez daha örüyoruz ve eklem yerlerine batıyoruz. Şimdi bakın dediğim gibi size iki sıra aynı şekilde ördük. Tekrarlanan iki sıramız var. Bağlantı yerlerine batarak ördük. Şimdi bu sıraya başlarken burada yarım motifimiz var. Bu ipimizi önce bu yarım motifin şöyle tepesi var tabii ki. Buraya batıyoruz bir kez. Burada örüyoruz. Sonra tığımıza ip alıp buraya 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Motifimizi oluşturmaya başlıyoruz artık. 2 oldu. 3
4, 5 ve bir tane zincir. Sonra tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve bağlarken bunu motifimizin ön tarafında bir tane zincir yapmıştık orta kısmına. Buraya batıp bir tane sık iğne ile buraya bağlıyoruz. İşte mantık bu şekilde devam edecek. İki taraftan motifi bağlamayı unutmayın. Bunu bu şekilde bitirelim şimdi. İşte sırayı tamamladım. Bakın motiflerin 3 tanesi birinci sıradaki gibi oluştular. Ve şimdi sırada yine ikinci sıranın aynısı tekrarlanacak. Yarım motiflerle iki tarafında. Şimdi ördük. Yeşil ipimizle, açık yeşille, sarıyla ve böyle yavru ağzı rengiyle de bütün motiflerimizi tamamladık. Yani bu parçaya göre tamamladım. Ve bakın şunu son olarak gösteriyorum. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra bu sarayı da artık trabzanların beline batarak sık iğne yapıyoruz. Sıra boyunca. İşte elimize aldığımız renkli son yaptığımız işlem bu. Sonra ipi kesip burada bir tane zincir çekiyoruz. Bakın 5 tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekip tekrar sıradaki trabzan beline batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bunu sıra boyunca yapıyoruz. Tek tek size gösteriyorum bu motifi. Çünkü şöyle trabzanımızın bakın şurada değişik ipler ortaya çıkmış ve şu arada yaptığımız sık iğneyi yine beline batarak bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bakın örgümüz aynı size gösterdiğim şu parçanın devamı olarak böyle sizin için yeni bir tane daha parça yaptık. Şimdi bu sık iğneyle örgümüzü tamamlayalım. İşte bakın sıramızı sık iğne ile bitirdik ve ipimizi buradan çıkardık. Ve işte gerçekleşen üçlü bir sırada 3 tane motifimiz var. Şu motifler hazır. Bu parçacıkta bunu yaptık sizin için. Şimdi videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve takipte kalın abone olarak. Şimdilik hoşça kalın.